sitemizi takip eden arkadaşlardan bir tanesinden bayağı güzel, bayağı ilginç sorular geldi. Sorulara ilginç dedim çünkü öyle çok karmaşık matematik işlemleri içermiyorlar. Sadece basit matematik işlemleri kullanarak mantıklı bir şekilde çözülebilecek sorular. Neyse, sorular hakkında daha fazla gevezelik etmeyeyim ve hemen bir tanesinin çözümüne bakalım. Bu arada sesim çok kısık ama duyabiliyorsanız sorun yok. Devam edelim. Aslında bu soruyu hangi kategoriye dahil etmem gerektiğini bilmiyorum. Ya cebir sorusu ya da mantık sorusu ya da her ikisi. Soru şöyle. At üstündeki bir subay, bir süvari tahminen, yürüyüş halinde olan bir sıra askerin arkasından başlayıp sıranın önüne geliyor. Daha sonra geri dönüp tekrar sıranın arkasına gidiyor. Subay asker sırasından 3 kat daha hızlı hareket ediyorsa ve sıranın uzunluğu 100 metre ise, sanırım çizime başlamak için yeterince bilgimiz var. Şimdi bir sıra asker çizelim. Bu bir sıra askeri kalın bir çizgiyle gösterelim. Evet, bir sıra askerimiz burada. Soruda sıranın 100 metre uzunluğunda olduğu yazıyor. Maşallah. O zaman buradaki mesafenin uzunluğu 100 metre. Ve belli bir hızla hareket ediyor. Sağa doğru ilerlediğini varsayalım. Ve bu hıza da v hızı diyelim. V hızıyla hareket ediyor. Yalnız burada dikkat etmemiz lazım çünkü soruda bize asıl hızı söylenmiyor. Soruda bir subay, at üstünde belki bir süvaridir, bir komutanımız var. Ve subay sıranın arkasından başlıyor. Evet, şuradan başlıyor, atın üstünde. Matematik sorularında at kullanılırsa ben daha önce böyle çizerim. Atımızın üzerinde de subayımız, komutanımız var. Subayımız tabii sıra ilerlediği esnada V hızıyla hareket ediyor ve sıranın önüne ulaşıyor. Atın üstünde olduğu için haliyle askerlerden daha hızlı hareket ediyor. Ve sıranın sonra arkasına geri dönüyor. Ve soru bizden sıranın ne kadar mesafe kat ettiğini bulmamızı istiyor. Ve subayın hızı da tam bir değer olarak verilmemiş, belirtilmemiş. Şimdi eğer subayımız askerlerden 3 kat daha hızlı hareket ediyorsa, yani askerler için ne dedik? Askerler için V hızıyla ilerliyor dedik, değil mi? O zaman subayımız da 3V hızıyla hareket ediyor diyebilir miyiz? Deriz. Şimdi iki şey düşünelim. Subayımızın sıranın önüne gitmesi için geçen süreyi ve sıranın arkasına geri dönmesi için geçen süreyi. Diyelim ki sıranın önüne gitmesi için gerekli süreye T1 diyelim. Geri dönmesi için gereken süreye de T2. Eminim soruyu çözmek için başka yollar da vardır. Siz onları da bulabilirsiniz ama aklıma ilk gelen yol bu. Sıranın önüne geçmek için gereken süre ne kadar ona bakalım şimdi. Yani belli bir vakit sonra asker sırası T1 süresince ne kadar mesafe yol alacak? Evet, sıra hareket edecek. Şuraya şirin bir formül yazayım. Eminim bu formülü biliyorsunuz. Uzaklık, yani gidilen yol eşittir hız çarpı zaman. Doğru mu? Yani T1 süresince sıra ne kadar ilerledi? Sıra v boyu ilerleyecek, değil mi? V çarpı T1. Sesim çok kısık. Peki bu arada subay ne kadar mesafe kat etmiş olacak? T1 süresince sıranın önüne geliyor. Sıranın tamamı sağa doğru ilerliyor. O esnada subayımız da sağa doğru daha hızlı bir şekilde hareket ediyor. Yani T1 süresi sonunda, yani komutanımızın sıranın önüne kadar gitmesi için belirlediğimiz süre, at üzerindeki subayımız için ne diyebiliriz? Sıranın 100 metre ilerisine gitmesi lazım, değil mi? Sıranın önüne gidebilmek için 100 metre ilerlemesi gerekiyor. Yani komutanın gittiği mesafe, sıranın kat ettiği yol, artı 100 metredir. Yani T1 süresince subayımızın gittiği uzaklık ne kadardır? Bu da hız, yani 3V çarpı T1'e eşittir. Tekrar hatırlayalım, T1 subayın öne gitmesi için geçen süreydi. Yani bu, hız ve öne doğru gitmek için geçen süre arasındaki bir ilişkidir. Evet, şimdi bunu daha nasıl sadeleştirebiliriz ona bakalım. Eşitliğin her iki tarafından VT1'i VT1'i çıkarırsak, 100 eşittir 3VT1 eksi VT1, yani 2VT1 oluyor. Her iki tarafı 2'ye bölersek 50 kalıyor.
Yani VT1 eşittir 50. Bu bir sıra askerin hızı çarpı subayın sıranın önüne gitmesi için gereken süre 50'ye eşittir. Gereken süre 50'ye eşittir. Henüz sorunun cevabına ulaşmadık. Biz sıranın ne kadar hareket ettiğini bulmak istiyoruz. Tek denklemde iki değişkenimiz var. Cevabı bulmak için henüz yeterli değil. Bakalım T2 bize yardımcı olabilecek mi? Öylesine bir renkleri değiştireyim, monotonluğu kırayım. Evet, geri dönüş süresi, şimdi tersi bir durum söz konusu. Subayımız buraya geliyor ve geriye dönüyor. Ben hiç beklemeden geriye döndüğünü varsayıyorum ve sıranın arkasına gidiyor. Hızı ise 3V. Benim size sorum, subay sağdan hareket ettiğinde, yani şu istikamette 3V hızıyla gidiyor, sıranın arka tarafından da askerler ona V hızıyla geliyor. Şöyle diyebiliriz, sıranın arkası komutana doğru 4V hızla yaklaşıyor olacak. Zıt yönde hareket eden 2 hız. Yani mesela ben şu yönde saatten 60 km ile gidiyor olsam ve siz de bu yönde, aksi istikamette saatte 60 km ile gidiyor olsanız, ben kendimi sabit görüp sizin bana 120 km hızla geldiğinizi düşünürüm. Burada da aynı şey söz konusu. Subay sıranın arkasına doğru yaklaşıyor ve hızı da 4V. Öyleyse subayın sıranın arkasına ulaşması ne kadar zaman alacak? Evet, hızı 4V. Bunu yeşille yazayım. Subayımızın hızı 4V. Sıranın arkasına doğru bu hızla ilerleyecek. Bunun süresi ise T2 olacak. Mesafe ise 100 metre. Çünkü sıranın uzunluğu 100 metreye eşit. Evet, bu da 100'e eşit. Denklemin her iki tarafını 4'e bölersek, hız çarpı T2 eşittir 25 oluyor. Yine iki bilinmeyenli bir denklemimiz oldu. Bu sonuçta pek yardımcı olmadı. Bu iki denklemi çözüme ulaşmak için kullanabilecek miyiz? Bir bakalım soruya. Soruya tekrar bakalım. Soruyu tekrar gözden geçirelim. Bizden istedikleri subay sıranın arkasına tekrar ulaşana kadar geçen sürede sıranın ne kadar yol kat edeceğini bulmak. Tüm bu süre boyunca bu sıranın toplam ne kadar ilerlediğini istiyorlar bizden. Toplam süre ne kadardı? T1 artı T2. Değil mi? Toplam süre bu. T1 sıranın önüne, T2 de geri dönmek için geçen süre. Peki sıra ne kadar yol kat etti? Yol eşittir hız çarpı zamandı. Yani yol eşittir sıranın hızı çarpı bütün bu hareketin meydana gelmesi için geçen süre. T1 subayın sıranın önüne geçmesi için geçen süreydi. T1 artı T2, T2 de geri dönmesi için. Evet, bizim çözmemiz gereken bu. Bizim varmamız gereken sonuç bu. Askerler tarafından gidilen yola hesaplamamız gerekiyor ve elimizde bir sürü değişken var ve şimdi ilginç bir şey yapacağız. Şuna bir bakalım. Şunları tekrar düzenlersek, yol eşittir V çarpı T1 artı V çarpı T2. Peki bu değişkenlerin ne olduğunu biliyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Bu değişkenleri bulabiliriz. Soruyu ilginç kılan da işte bu. V'nin ne kadar olduğunu bulamadık. T1 ve T2'nin kaç olduğunu da bilmiyoruz. Ama sonucu bulmamız mümkün. Çünkü V çarpı T1 50'ye eşitti. Bunu yerine koyabiliriz. Evet, yol 50'ye eşit artı V çarpı T2. V çarpı T2 neydi? Bunda subay sıranın arkasına dönerken ne kadar zaman harcar derken bulmuştuk. O da 25'e eşit. Onu da buraya yerleştirelim. Yani sıranın kat ettiği toplam yol 50 artı 25 metre. Yani 75 metreye eşit. Bu aslında çok zekice hazırlanmış bir soru. Çünkü bize askerlerin ne hızla gittiğini söylemediler. Sadece V hızı olarak belirtmişler. Ve subayın bu hızdan 3 kat daha hızlı ilerlediğini eklemişler. Ama hızlarının tam olarak kaç olduğunu bilmiyoruz. Sürelerin tam olarak kaça eşit olduğunu bilmeden bile sıranın kat ettiği toplam yolu bulabildik. Her neyse, umarım soru hoşunuza gitmiştir. Beni bu kısık sesimle dinlediğiniz için teşekkürler. Soruyu beğendiyseniz, soru hoşunuza gittiyse gönderen izleyicimize soru için teşekkür edelim.